Merhaba arkadaşlar. Bu videoda deniz akvaryumlarının en önemli ekipmanlarından biri olan protein skimmer'ın ne işe yaradığını ve nasıl çalıştığını anlatacağım. Bildiğiniz gibi deniz akvaryumu hobisinde protein skimmer yani protein ayrıştırıcı, köpük ayrıştırıcı su kalitesi için en önemli ekipmanlardan biri. Bu ekipmanın temel görevi suda çözünmüş haldeki organik atıkları ayrıştırıyor, sudan uzaklaştırıyor. Yani bu organik atıklar neler? Proteinler, amino asitler, yem atıkları, balık dışkıları, bunların sudan ayrıştırılmasını sağlıyor. Bu protein skimmer'ın çalışma mantığı şu şekilde. Hava ve suyu karıştırıyor. Yani skimmer akvaryum suyu içerisinde güçlü bir şekilde hava basarak küçük kabarcıklar oluşturuyor. Kabarcıkları zaten burada görüyorsunuz. Şu şekilde kabarcıkların oluşmasını sağlanıyor. Gördüğünüz gibi. Motoru güçlü bir şekilde havayı alıyor. Bunu kabarcık haline getirtiyor. Ve bu kabarcıklar da suda organik atıkların ayrışmasını sağlıyor. Akvaryumun sağlığı için önemli bir ekipmanlardan bir tanesi. Şimdi suda çözünmüş atıklar, işte proteinler, karbonhidratlar, yağlar, bunlar suyu iten özelliklere sahip. Bu maddeler hava ile karıştığında skimmer'ın arayüzünde kabarcıkların yüzeye yapışmasını sağlıyor. Ve bu kabarcıklar da yukarıya çıkarak skimmer'dan, akvaryumdan ayrışma eğilimi gösteriyor. Burada gördüğünüz gibi atıklar çok yüksek miktarda olduğu için akvaryumunuz ne kadar temiz olsa bile bu şekilde suyu çırpa çırpa pisliği ayrıştırıyor. Zaten renginden ve kokusundan çalıştığını anlıyorsunuz. Normalde zaten gördüğünüz gibi şeffaf olan yüzey tamamen artık atıkların yüzeyden yağlanmasıyla yukarı çıkmaya çalışmasıyla yüzeye yapışıyor. Şimdi bu organik atıklar minik hava kabarcıkları çarpışıyorlar suyun içerisinde ve suyun yüzeyine çıkma eğilimi gösteriyorlar. Bu kabarcıklar da zaten skimmer'ın toplama kabında birikiyor. Şimdi bu skimmer'ın faydası ne? En temel faydası dediğimiz gibi akvaryumdaki kısacası atıkların ayrıştırılmasını sağlıyor. Suya karışmadan ayrıştırılmasını sağlıyor. Sudaki alglerin fazla besin nedeniyle daha fazla büyümesinin bir tık önüne geçmiş oluyor. Yani nitratı ve fosfatı bir nebze olsun protein skimmer'la uzaklaştırabiliyorsunuz. Ayrıca oksijen seviyesini de arttırıyor. Su sürekli çarpıyor. Ayrışan atıklar yukarıya çıkıyor. Diğerleri de bu protein skimmer'ın tahliye yerinden direkt akvaryuma karışmış oluyor. Suyu berraklaştırıyor. Zaten gördüğünüz gibi bakın burada atık olan suyun rengi akvaryumdan ayrışmış oluyor. Sapsarı bir renk. Mevcuttaki mercan ve omurgasızlar için de aslında önemli bir özelliğe sahip. Bu mercanlar, omurgasızlar çok hassas ve düşük nitrat seviyesine ihtiyaç duyuyorlar. Temiz suya ihtiyaç duyuyorlar. Protein skimmer'ın çalışması da bu canlıların sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlıyor. Şimdi protein skimmer olmadan da bu hobi yapılabilir. Ama canlı yükü, mercan yükü, yemleme bunların hepsine dikkat edilmesi gerekiyor. Zaten gördüğünüz gibi temel olarak neredeyse bütün protein skimmer'ların çalışma mantığı aynı. Sudaki atıkların şu şekilde ayrışarak toplama kabında birikmesini sağlıyor. Akvaryumunuzun yüküne göre değişiyor. Yeni kurulan akvaryumlarda bazen bu 2-3 günde bir dolabiliyor. Oturmuş akvaryumlara ise bu süre bazen 5 gün, bir haftaya bile uzayabiliyor. Skimmer'ınızın büyüklüğü de bunda tabii ki büyük bir önem taşıyor. Skimmer'larda dikkat edilmesi gereken en önemli özellik kısacası çalışma yüksekliği. Şimdi bu skimmer'ların belirli boyutları var. Akvaryumlara göre yapılmışları var işte.
100 litre akvaryum, 300 litre akvaryum, 500 litre akvaryum gibi gibi. Yani belirli toplama kabı haznesi büyüklüğü ve motorun gücü değişiyor. Çırpma kapasitesi değişebiliyor. Mümkün olduğunda bunlara dikkat etmeniz lazım ve çalışma yüksekliği de aslında çok önemli. Şimdi iki tip skimmerlar var. Bir normal AC diye geçen, herhangi bir şekilde motorunun gücünü ayarlayamıyorsunuz. Hiçbir şekilde motorun hızını arttıramıyorsunuz. Yani çırpıcı hızını arttıramıyorsunuz. Sürekli aynı şiddette çırpıyor. Bunlar da işte yüksekliğini ayarlıyorsunuz. Hava miktarını ayarlayabiliyorsunuz. Buna göre köpük oluşumunu istediğiniz seviyeye getirebiliyorsunuz. Bir de DC dediğimiz motorun gücünü kontrol edebildiğiniz, örnek veriyorum 9 işte mesela 8 wattla 12 watt, 8 wattla 25 watt arasında çalışan protein skimmerlar var. Benim örnek veriyorum şu an protein skimmerim %50 kapasitede çalışıyor. Gördüğünüz gibi Wi-Fi özellikle telefonla da kontrol edebiliyorum. Hızını azaltıp çoğaltabiliyorum. Yemek yemleme zamanında yem moduna alabiliyorum. Direkt bu şeyler her zaman bir konfor alanı insana sağlıyor. Örnek veriyorum benim skimmer'ım Aquamedic Ocean Queen 90. Bunun çalışma yüksekliği üreticinin belirtmiş olduğu yükseklik 15 ila 19 milimlik büyük 15 ila 19 santim aralığında öneriliyor. Ben de o yüzden çok hafif yükselttim. Tam böyle sampın bittiği yer şartnamelerini karşılayan yükseklikte zaten gördüğünüz gibi görevini çok güzel bir şekilde yerine getiriyor. Şurada gördüğünüz gibi bir hava hortumu var. Bu hava hortumu birazcık da susturucu. Protein skimmer zaten motor hava alarak çırptığı için geliyor hava buradan aşağıya çarpıp yukarı çıkıp tekrar aşağıdan inip arkadaki motora gidiyor. Motor vasıtasıyla da çırpılan su direkt hazneye gönderiliyor. Buradan da kabarcıklar organik atıkları ayrıştırarak gördüğünüz gibi pis suyun buradan tekrar haznede toplanmasını sağlıyor. Şuradan vanasıyla yüksekliğini azaltıp arttırabiliyorsunuz. Benimkinin özelliği bu şekilde. Bu da sizin suyu çırpma yüksekliğinizi belirtiyor. Azaltabilirsiniz, arttırabilirsiniz. Aynı zamanla DC bir protein skimmer olduğu için gücüyle de bunu sağlayabilirsiniz. Daha hızlı çırptırabilirsiniz, daha yavaş çırptırabilirsiniz. Yani ıslak veya kuru ayrıştırma diye seçenekler de mevcut. Bunu tamamen sizin bu protein skimmer'ın yüksekliğini, motorun gücünü, hava hızını vesairesini ayarlayarak yapmış olduğunuz durum. Eğer çok fazla sulu bir şekilde ayrıştırıyorsanız bu ıslak ayrıştırma tipidir. Ama çok fazla kabarcık, çok daha uzun, çok daha koyu, böyle hafif, bundan daha balçığa yakın seviyede ayrıştırıyorsanız bu da kuru ayrıştırmadır. Her ikisi de işe yarayan tiplerdir. Zaten protein skimmer'ın çalışıp çalışmadığını gözünüzde gördüğünüzde otomatikman ayrıştırma şeklinden anlarsınız. Olmazsa olmaz mıdır? Protein skimmer olmadan da ilerleyenler mevcut. Ama kararı burada artık bu hobiyi yapan kişilerin kendisi vermesi lazım. Akvaryumdan ayrışanları görüyorsunuz. Yani eğer bu cihaz burada olmasaydı bunu akvaryumdan ayrıştıramayacaktık ve bunun belirli sonuçları olacaktı. Belki bunu çok uzun vadede fark edecektik ama her zaman ekipmanın gerekliliği, yani bu hobi için gerekli olan bir ekipmansa bunun kullanılması her zaman hobiciye bir avantaj sağlamakta. Dediğim gibi bence olmazsa olmazlarından bir tanesi, kesinlikle kullanılmasını öneriyorum. Gerçekten akvaryumun kalitesini, suyun kalitesini arttıran bir cihaz. Umarım faydalı olmuştur.
Siz de kendi akvaryumunuza göre gerekli olan protein skimmerları araştırabilirsiniz. Protein skimmer araştırırken ses çıkartıp çıkartmadığına, çalışma yüksekliğine, akvaryumunuz hacmini karşılayıp karşılamadığına, bu tarz şeylere dikkat etmenizi öneririm. En ince detayına kadar araştırdığınızda herhangi bir problem zaten yaşamayacaksınızdır. Umarım faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.